Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kızılca köyünde keçi kılından çadırlar yapılıyor ve bunun için bütün köylü hep birlikte çalışıyorlar. Zaten köye girer girmez de kıldan bir yol görüyorsunuz. Kıllar serilmiş yola, değil mi? Evet. Sizi tanıyalım. Talih Akça, Aydın Bozdoğan, Kızılcıköy'de yaşamaktayım. Hı hı. Siz de kıl çadır üretimi yapıyorsunuz evet, burada. Kıl çadırı üretimi yapmaktayız. Hı hı. Şimdi Talih Bey, bu kıllar nereden geliyor? İşin en başından anlatır mısınız bize? Şimdi bu yerde görmüş olduğumuz kıl, tabak kılı deriz biz bunu. Bunu %80'i Isparta'dan, tabakhanelerden temin edilmektedir. Hı hı. Bu kıl orada tabakhanede yaş çıktığı için mecburen buraya yaş geliyor araçlarla. Hı hı. Burada havalar müsait olduğu zaman serilir, kurutulur. Bu şekilde kuruyor bu ama. Bu şekilde evet, insan gücüyle kurur. Hı hı. Aktarma yapılır, altı üstü önü gelir. Yani bu şekilde kurutulur, basılır, taraklara götürülür, taranır. Hı hı. Bu tabak kılı. Hı hı. Bir de yazın toplamış olduğumuz keçi kılından kırpma kılı deriz, kırkım kılı deriz onu da. Onu da Afyon, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın bütün köylerinden dağda dolaşarak toplanan kıla kırkım kılı deriz. Hı hı. O kılda direkt çobandan geldiği gibi siyahı beyazı ayrılır. Ondan sonra işleme sokulur ve bu şekilde kadınlar eğirir. Eğirildikten sonra dokumasını erkekler yapar ve ondan sonra çadır haline gelir. Alan tüccar abilerimiz var. Bir de yurt içine pazarlanan yerler de var. Hı hı. Turistik olarak, otel, restoran olarak kurdalanlar var. Ve yörük yömenlerden de alanlar var. Hı hı. Bu şekilde. Tabii çok öncesi var bu tabii işin, değil mi burada? Şimdi rahmetli babamdan öğrendim diyeyim. Yani ondan öğrendik. Şimdi ilk 10-11 yaşlarında bir 150 kilo falan bir kıl vermişti. Onu eğittik, çadır yaptık, sattık. Bu şekilde kendimiz bir alıştırdık. Hı hı. Tabii bunun öncülerini atalarımızdan. Yani ben şimdi dedem de yaptığını biliyorum ama onun dedesi de yaptığını biliyor. Hı hı. Yani böyle söyleniyor. Yani tarihçesi nereden geldiğini tam kesin olarak bilen yok. Hı hı. Yani bu şekilde devam ediyor. Anadan oğla, babadan oğla geçiyor. Hı hı. Burada halen devam ediyor. Tabii evet. Çocuklar da, kadınlar da, herkes evet, hep birlikte yapıyorsunuz. Şimdi bu kıldan yol o kadar ilginç ki. Bir evet. Kral yolu gibi. Hani kral yolu derler ya da kıl yolu. Uzaktan gelen üzerinden geçeyim mi geçmeyeyim evet, mi? Evet, onu çiğneyeyim soracaktım. Mi, çiğneyeyim mi diye şüphe eder. Biz de çünkü şaşırdık hani bassak evet. mı basmasak mı diye. Ama evet. Arabalar, traktörler geçiyor hepsi üstünden. Geçer. Ha? Çünkü bu çiğnendikçe daha da güzel. Hı-hı. Olgunlaşır yani kabarır. İçindeki sert tokarak deriz. Onlar da ezilir. Hı-hı. Bu şekilde. Hem de sıcak tutar yürürken. Yani, evet. Yalnız işte bir tozu olur bunun. Tozu da alerji yapar bazı kişilere. Evet. Ama zamanla herkes alışır. Hı-hı. Yani bu şekilde. Bayanlar burada zaten akşama kadar çalışacaklar. Evet. Evet. Evet, mecburen iki defa, üç defa bunu elden geçirildiği gün de olur. Yani kış günlerinde üç defa tekrar serilir, tekrar aktarılır. Ama yazın bir defa falan yetebiliyor. Ne kadardır uzunluğu? Bir kilometre olur. Yeri gelir kıl çok olur. 1,5-2 kilometreye varır. Yani miktarına göre değişir. Evet. Peki teşekkür ederim size. Ben de teşekkür ederim. Sizler de sağ olun. Köylü hanımlar sabahın erken saatlerinde kalktılar ve bu asfalt yola keçi kılını sermeye başladılar. Önce soralım, keçi kılını niye bu yola kılı seriyorsunuz böyle bu şekilde? Kurusun diye, yaş geliyor bununla. Hı hı. Kurutmak için. Kurumu da işlenmez zaten. Hı hı. Ne kadar kalıyor asfaltın üzerinde? Kış gününde 2. Yazın bir günde kalka. Kışın 2 gün boyunca asfaltta kalıyor. Bunu biz sabah serip İşte ondan sonra öğlen tekrar toplayıp, tekrar silkeleyip, bir daha seriyoruz, kenar alıyoruz. Ondan sonra ertesi gün gelip tekrar seriyoruz kışın. Ama yazın bu kendiliğinden kuruyor. Kendi kendine kuruyor tabii yazın. Atıp gidip akşam üzeri basabilirsin balyalara. Bütün gün burada mı oluyorsunuz peki? Evet, bütün gün burada. Yemeklerimizi getiriyoruz buraya. Çocuklar evde? Evde, okuyor zaten. Çocuklar kendisi. Sizin adınız neydi? Ganime. Ganime.
Şimdi akşama kadar burada kalıyorsunuz. Şimdi yaparken dikkat ettim, böyle çok tozu çıkıyor. Rahatsız olmuyor musunuz tozdan? Olunu. Olunmaz mı? Olunuyor da ne yapalım? İşte evet. Hapşırtır değil mi? Tabii. Hapşırtı, öksürtü gözlerimizde. Tabii. Gözlerinde bak, kaşlarında var biraz toz. Oğlum kirpiklerde, kaşlarda, evet, hepsinde oluyor. Ne yapalım? Ne kadar kazanıyorsun peki? Bunu yapıyorsun. Yövmi alıyorsun. 15 milyon alıyoruz. Bir günde. Hı hı. İyi değil mi? Evet. O da yeni oldu işte. Hı-hı. Ne yapalım? Hı-hı. İşte. Sizin mi peki bu kıllar? Değil, bunların. Sahibi siz misiniz? Evet. Yövmiyeci ama aynı zamanda yardım da ediyorsunuz burada. Evet, onlarından bir ben de. Sabahleyin aynı gelip onlarından bir gidiyoruz. Ne kadar kıl var burada? Nedir uzunluğu? Bu kadar döşemişsiniz böyle bütün. Bir kilometre var mıdır? Var. Bir kilometre var. Evet. Kaç kilo gelir? Kuruyunca 1,5-2 ton gelebilir. Ne olacak bunlar kuruduktan sonra? Ne yapacaksınız? Bizim makinelerimiz var. Taranacak orada. Taranacak. Kıl oluyor. Tivti ayrılıyor. Ondan sonra kıllarında kadınlar bunu iğiriyor. İp yapıyoruz. Evet. Ondan onu erkekler dokuyor, çadır yapıyor. Ama ne kadar zahmetli. Bütün bir yola böyle seriyorsunuz. Evet. Çok zahmetli. Bunun her aşamasında gerçekten sizlerin çok büyük bir katkısı var kadınların. Evet. Seriyorsunuz, tekrar topluyorsunuz. Evet. Kışın ayrı işlem, yazın ayrı işlem değil mi? Evet, çok çok zahmetli bir iş. Şimdi daha bundan sonra ip yapıyoruz dedik ya, hani kıl iğirme. O daha az para kazandırdığı için bunları zaten bir sürü. Bu daha mı fazla kazandırıyor? Tabii. bu yövme yani zaten yapan yok şimdi şu anda köyümüzde. Ondan 1 milyon kilosu ip yaptığımız zaman. Kaç kilo yapabilirsin ki? Çok az. 10 kilo yapsalar değil mi? 10 milyon lira ama 10 kilo yapmak bir kadın için çok zor. Ev işi işte çocukla. 10 kilo da her zaman olmaz. Ondan. Ama siz de bütün gün buradasınız sonuçta, dışarıdasınız. Evet. Hı hı. Ne yapalım fazla diye. Biraz fazla kazanacağız diye ondan. Sizi tanıyalım. Ben Cahide. Cahide. Siz de burada arkadaşlarınızla birlikte. Aynen, biz hep beraber burada çalışıyoruz. Hı hı. Sizin çocuklar var mı? Var, iki oğlum var. Onlar ne yapıyor şimdi evde? Onlar okulda. Bir Spozan gidiyor, bir Haydire gidiyor. Evde bir şey yok abi, bir beyim var. Biz geliyoruz sabahleyin işte, burada çalışıyoruz. Ne yapalım? Tabii İşimiz köye var. Yakın bir yer burası değil mi? Çok uzakta değilsin. Yakın. Yakın işte, Arbe'yle geliyoruz. Arbe'yle gidiyoruz. Yakın. Bütün gün buradasınız. Buradayız. İşte bu yaş kış olduğu zaman gelmiyoruz. Yağmurlu olduğu tabii zaman. Neyse, o açıdan iyiymiş bakın. Değil mi? Dinleniyoruz en azından değil mi yağmur yağınca? Ne yapalım? Sizin isminizi sormadım ben. Güzide. Güzide. Evet. Ne düşünüyorsunuz Güzide Hanım? Kadınlar çalışıyor, üretiyor. Evet. Ne yapalım, bizim köy yerinde kadınlar daha fazla çalışıyor. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Siz de sağ olun. Sizin de. Sizin de. Ölmeye sarılmaya çoğur olur.
çocuklar taş düştüğü yerden ağır. İl sevdiğinden soruk aman aman örülmeye sarılma. Çok güzeldi. Ne türküsü bu? Mendilimi yudum arattım, külün dalını kuruttum. Çok güzel. Adın neydi ben unuttum. Adın neydi ben unuttum. He. Benim adım Ayşe. Ölce gar. Ölde ne türkü? Senin adın da Hatice. Hatice Taner. Kızılca'da çok yaşlı insanlar da halen kıl dokuma işinde, kıl eğirme işinde çalışıyorlar. Kemal amca bunun geçmişini, öncesini biliyor burada. Öyle mi Kemal amca? Öncesi değil de bu 152 senelik bir maziye dayanıyor. Yani burada kıl çadır dokunmadan önce ne dokunuyordu harar, Kemal amca? Harar, heybe, torba, atçulu, her bu kıl mamulleri halılar yerine şey olurdu. Çuval, çul olurdu, yaygı olurdu, yaygı deriz. Hı hı. Neticede onu olan istişare ederdik, dokuduk. Hı hı. Neticede onun biraz hükmü azaldı. Artık dokunmuyor mu heybeler? Dokunmuyor sayılır. Sonra bir de kıl çadır hı hı. Arap ülkelerine ihraç ediliyordu. Hı hı. Onun da biraz vapurgileştiğinden dolayı, el sanatını korumadığından dolayı çadırleşti. Makinleşti. Makinleştikten sonra işte millet böyle biraz şöyle bağla bahçeyle uğraşıyor. Hı hı. Netice böyle bu kadar. Siz de burada teyzeyle yardımlaşarak eğiriyorsunuz evet. Öyle mi? Evet. Ben onu eğirim diyorum. Hı hı. O ben durmuyorum ya, şeysiz tamam, işsiz diyor. Tamam geçiyorum. Vakitle geçirmiyorum. Vakit geçmiyor değil mi? Tabii tabii. Ben alışmışım buna. Oylanıyorum. İyi oluyorum. Sağlıklı oluyorum. Bu şekilde. Spor yapıyorsun. Ha, spor yapıyorum. İsminiz nedir teyzeciğim? Hatice Taner. Hatice Taner. Evet. Burada karı koca böyle ha. Birlikte çalışıyorsunuz. Usar veya dolay veriyorum. Yardım ediyor bana. İşte sen, böyle işlerimiz. Hatice Hanım sen de dokudun mu bu heybelerden? Dokmaz. Kadınlar dokmaz. Hı hı. Kadınlar dokumuyor. Ya. Önceden dokur muydu? Değiller. Yapan olur da çok az olur. Hı hı. Yapan çok az olur. İşte işlerimiz azaldığı için yaşlarımız boş kaldı. Hı hı. Evlenmiş ayın gelip geçtiler. Hı hı. Zanaatımız makine aldı, makine yaptırdılar Kemal'in dediği gibi. Perşembe aldı kaldı millet, iş buluruz gidiyorlar, iş bulmazsa sokakta dolaşıyorlar. Hı hı. Böyle böyle çocuğum. Ne kadar var şimdi bunun içinde kıl? 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Bugün bitecek mi bu? Fazlasına, daha bir olur. Daha bir daha, akşama hı. Kadar yapacağım. 5-6 kilo ederim. Daha gençler eder, 8-10 kilo. Hı hı. Ben yoruluveriyorum. Yani... Kaç yaşındasınız teyzeciğim? Yaşlarını söylemeyi istemiyorum ya. Ay belli olur değil mi? Yaşımız ortaya çıkar. Kocadık. Aşağı yukarı 70 geçti. Hı hı. Ama maşallahınız var böyle. Her gün spor yapıyorsunuz yani yürüyüp geliyorsunuz. Tak, öyle hep öyle derler. Eşiniz yani. Sizi dinç tutmuş. Öyle herhalde değil mi? Eşiniz de dinç tutmuş. Öyle öyle mi Kemal amca? Tabii. Siz neler yaptınız Kemal amca? Bu köyde başka ne işler bu yaptınız? Köyde köy işleri, çocukluğumuzda ileş verdik, orak bıçardık, haman kovardık, bostan ekerdik. Hı hı. Ek olarak bu zanaatı işlerdik, dokurduk. İlerisinde tabii aynı anlattığım gibi mesele, şimdilik haliyle böyleyiz. Yani. Böyle. 1950'de Kore'de savaş çıktı. Biz de NATO'ya uyarak, hükümet bizim NATO'yu uyarak bize Kore'ye gönderdi. Kore'de bir sene kaldım. Oradan geldik. Buralarda işte hayatımı sürdürüyoruz. Kore gazisizin yani. Evet, evet Kore gazisiyim. Canım gurur duyuyor sizinle. Tabii. Geldi Çanakkale'ye. Ben de gideceğim dedim. Gezmeyeceksin davlağı yüksek dedi. Gitmedin mi Çanakkale'ye? Gitsem ben yedim ben. Yayan çok gördük dedi. Hı hı. Onun için gidemeyeceksin dedi. Sen alışkınsın yürürsün. Daha uzatmış arabada endilenen daha uzatmış. Bildirmiyorum yani. Çok tatlısınız her ikiniz de. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ben de seni teşekkür ediyorum. Maşallah dillerimi de çok, çok teşekkür güzel. Ederim Kemal amca. Sağ olasın. Sağ olasın.
Kıl tarama işleminden sonra eğirme işlemi var sırada. Bunun için özel çıkrıklar, düzenekler yapılmış burada. Evet. Sizi tanıyalım hemen. Feride Yazar. Feride ismi. Yazar. Evet. Anlatır mısınız biraz bu nasıl bir çıkrık, nasıl bir düzenek, nasıl hazırlanıyor? Bizim işimiz bu. İşte gördüğünüz gibi ama bunun kurulduğunu bilen yok. Hı-hı. Benim annem 70 yaşında yapıyor hala. Anneannem 95 yaşında bıraktı bu işe. Maşallah. O da bilmiyordu ne zaman kurulduğunu. O da bilmiyordu. Çok eskiden beri yapılıyor çok tabii eskiden. Burada. Bunu bilen yok yani. Hı-hı. Sanatımızı 5 yaşındaki bir çocuk yapabilir. 5 yaşında başladık biz bu işe. Hı-hı. İşte dediğim gibi 95 yaşına kadar ömrü olan yapabilir. Hı-hı. Yani ömrü uzun olan yapabilir. Gördüğünüz gibi zor bir iş değildir. Güzeldir. Şimdi bunlar tarandı. Tarandı. Feride Hanım, siz bunu ne yapacaksınız? Tarandıktan sonra ne oluyor? Şimdi bu ipi yaptık, çadır olacak. Hı hı. Çadır. Araplar gidiyor. Önceleri çok güzeldi, bir işimiz vardı. Şimdi makineleştirdiler. Artık bu el işleri biz bitti desen olacak yani. Şimdi siz burada eğirme işlemini yaptınız. Yaptık. Bunu anlatır mısınız? Nasıl oluyor bu çuvala içinden çeke çeke yaptığınız işi biraz anlatın şimdi bize. Şimdi bu dönüyor ya. Çıkırık dönüyor, evet. Dönüyor. O döndükçe büküyor böyle. Hı hı. Büktükçe bunu çeker. Oradan çeker. O döndükçe çeker burada. O şekilde ip haline gelir. Makineden geldi. Çuvala koyuyoruz. Belimizi bu ip yardımıyla sarıyoruz. Bizimle gidip geliyor bu çuval. Biz bunu devamlı taşıyoruz. Çocuk sırtına bağlar gibi. Aynı. Bunu biz devamlı gidip geliyor bizimle. İş makinemizde bu oluyor, çarkımız. Çark diyoruz biz buna. Orada döndükçe ip halini getiriyoruz. Böyle yaparken parmaklarınızla ayrıştırıyorsunuz değil mi? Onunla böyle tüy kılçıklarına yapıştırıyoruz. Ama o da bir yetenek isteyen bir şey yani. Bu böyle tek tel halinde biz bunu iki elimizde yapıyoruz. İki el orada gösteriyor. Şimdi burada birleşiyor. İki tel büküm oluyor yani. Bükülüyor orada. İki tel bir tel oluyor o zaman. O halde dokunmaya hazır oluyor. Peki bu kaç kilo kıl gidiyor? Bir günde kaç kilo kıl böyle eğiriyorsun? Yaptıktan sonra 10 kilo yapılır. 10 kilo? 10 kilo yapılır. Kaç kere gidip geliyorsun peki böyle? 140 defa gider gelirsin. Şimdi tahmini 100 metre var mıdır? Az daha 50 metre yoktur. Var değil mi orası? 50 metre ancadır. 50 metre. Yani 140 defa gidip geldiğine göre... 2,5-3 kilometre yürüyorsun. Evet. Değil mi? Tabii. Yaparsın. Spor oluyor aynı zamanda. Çok. Biz bu işin yani faydaları da benim annem 70 yaşında, benden iyi maşallah. Siz kaç yaşındasınız? Ben 44 yaşındayım. Tamam, kimse duymadı. Sporunuzu da yapıyorsunuz böyle. Evet. Evet, sporumuzu yapıyoruz. Faydalı. Yani biz işimizi çok seviyoruz. Bir de burada bütün kadınlar yapıyor tabii. Bütün kadınlar yapıyor. Şimdi biraz az ya bunun parası bizim elimizden alındı gibi oldu. Nasıl oldu? Anlamadım. Makineleştirdiler. Makineleştiği için biz yani 5 milyon bir kadın anca alabiliyor. Normalde, bir günde mi? Bir günde. Çok yapan 10 milyon alabiliyor. Onun için başka işleri kaydılar yani. Başka tarımla falan mı uğraşıyorlar? Evet. Tarımla. Pamuk zamanı geldiğinde pamuğu gidilir. Bu çuvalda kaç kilo var? Bu çuvalda 2-3 kilo ancadır. Bundan 5 tane yapabilirim diyorsunuz yani. Evet. Akşama kadar sürüyordur tabii. Akşama kadar. Yapabildiğin kadar. Bu bizim kendi işimiz. Saat bakmayız. Çocuklu olan da yapar. Az yapar. İşi olan bırakır gider. Yani sen nereye gittin diyen olmaz. Kendi işimizi yapıyoruz. Çok güzel. Ellerinize sağlık Feride Hanım. Sağ olun.